bir yaşam için kesinlikle Yeşil Sol Parti diyorum. Dilimizi her yerde rahatça konuşamıyoruz. Sürekli dışlanıyoruz her yerde. Onun için Yeşil Sol Parti. Şu an mesela işe gidiyoruz. Orada Kürtçe konuşamıyoruz. Kürtçe konuştun mu dışlanıyorsun, böyle bakıyorlar. Ekonomik olarak çöküşteyiz zaten. Aldığımız maaş bir şeye yetmiyor. Her teş ateş pahası. Bir şey alamıyorsun. Kira ödüyorum, suyu ödüyorum, bir şey kalmıyor. 3 tane çocuk okul okuyor. Onların masrafını yetiştiremiyoruz. Bir şekilde gezemiyorum. Zaten kartım şu an ekside, kredim var. Kredi ödüyorum, kirayı ödüyorum. Hiçbir şey yetmiyor para. Evet. Yani bugün ben daha yeni askerden gelmişim. Kendim için bir gelecek kuramıyorum. Bir evlilik hali hiç yapamıyorum. Hiçbir imkan yok, hiçbir şey yok. Ne düzgün, ben bir Kürdüm. Mesela düzgün bir yerde çalışamıyorum. Mesela dışlanıyorum. Mesela diyorlar ki, mesela bazı fabrikada çalışıyorum. Mesela Kürdüm diye dışlanıyorum. Desem sana, ne rahatlıkla bir yere gidebiliyoruz, ne bir şeyler yapabiliyoruz. Yani bunun Yeşil Sol Parti'nden yani bizim için daha iyi olur. Yani biz ona kullanmak istiyoruz. Yani daha bizim için daha avantajlı. Bir yandan hiç geçinemiyoruz yani. Çok zor olmuş artık bu ekonomi. Mesela arkadaşımla bir yerde gidip oturamıyoruz. Nasıl desem sana. Yani artık bir hayat falan kalmamış yani. Yani çalışıyoruz da olmuyor. Bizim için daha iyi ya mesela. Bunu biz Yeşil Sol Parti'nden bekliyoruz. Rahat bir mesela nefes almak için yani rahat bir hayat sürmek için yani bizim için daha iyi Yeşil Sol Parti. Gündemimizde olduğu gibi ekonomik durumlardan olsun vesaire hani çok durumlardan dolayı şikayetçiyiz. Hani gerçekten zor durumda kaldığımız günler oluyor. Çok insanın söylediği gibi bu yaşta siyaset konuşmak benim zoruma gidiyor. Bu iktidarın değişmesi için de elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Milletvekilliğinde Yeşil Sol Parti'ye oyum vereceğim. Neden Yeşil Sol Parti? Yeşil Sol Parti çünkü bir süredir ırkçılık olsun vesaire hani kadınlara şiddet olsun hepsinin arkasında duran bir parti olduğu için gerçekten de bu sorunların altından kalkabileceğimize inandığımız için bu parti. Öncelikle ben normalde fırıncıyım abi. Fırında çalışıyorum abi. Nasıl olsun mesela bir yere gittiği zaman bir kahve alıyorsun şey yapıyorsun ama çok pahalı abi. Alamıyorsun bu durumu. Yükselte şey yapıyor ama bak asgari ücrete zam veriyor. Ama her şeyde ilk katını arttırıyor. Yeşil Sol Parti'ye vermek istiyorum. Bir de oyuncu Kılıçdaroğlu. Bu seçimi bizim özgürlüğümüz olarak değerlendiriyorum. Önce kadınlar, sonra öğrenciler olarak. Yani AKP iktidarının gitmesi lazım artık. 22 yıllık zaten insanlara gerekli zulmünü yaşattılar. Artık onları gönderelim, kendi özgürlüğümüzü yayalım. İlk defa kullanıyorum, Yeşil Sol Parti'ye oyumu vereceğim. Yeşil Sol Parti bizim çıkış yolumuz, özgürlüğümüzün ilk adımı diyorum. Bir öğrenci olarak eğitimin hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Zaten eğitim iyi olsaydı kendi çocuklarını burada okuturlardı, gidip yurt dışında okutmazlardı. Sonra bir kadın olarak da yani çok açık, iç açıcı değil bu durum. Öldürülen kadınlara bakarsak. Ben de bir kadın olarak Yeşil Sol Parti'ye oyumu vereceğim öncelikle.